Sevgili izleyiciler, şu an Kozan'ın Cuma pazarındayız. Biliyorsunuz haftada 3 gün artık pazar yeri açılacak. O da Cuma pazarının olduğu yerde. Biz de bugün pazar yerinde insanlar bu virüs dolayısıyla söylenilen uyarılara dikkat ediyorlar mı? Onlara bakalım. Fiyatlar nasıl, onlara bakalım dedik. Aynı zamanda da insanlara soralım dedik. Sosyal mesafe de önemli tabii. Muhtarım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Pazar yerine geldiniz. Evet. Alışveriş yapacaksınız herhalde. Maskeyi de takmışsınız. Evet, öyle oldu. Neler söylersiniz? Vallahi güzel bir uygulama oldu. Önce kendinizi tanıtın da maskeden tanımazlar. Evet, ben Cengiz Büyüköztürk, Ağlıboğaz Mahallesi muhtarı. Böyle bir uygulama gerçekten ihtiyaç duyuluyordu. İnsanların sağlığı için çok temas oluyordu. Biz insanlar kucaklaşmadan biliyor olmuyordu. Ama böyle mesafeli olmak, maskede dolaşmak hem vatandaşın sağlığı için hem kendimiz için çok güzel bir uygulama. Ben kaymakamımıza, emniyet müdürümüze, teşkilatımıza, sizlerin duyarlılığınıza hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aydın Beştepe ben. Balıkçı Aydın diyebilirim. İşler buna şükür tabii ki kendimizce, halımızca Hasan diyor ya bu anlamda. Tabii ki öncelikle tüm kainat adına, ülkemiz ve bütün İslam ülkeleri adına geçmiş olsun ve bütün insanlık adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum böyle bir katkıda bulunduğunuz için. Şöyle bir durum var. İster istemez balık konusunda biz balıkçı olduğumuz için Türkiye genelinde yasak balıkta yok. Şu anda çok mağdur durumdayız. Bir de ben kaymakamlığımıza da ayrıyeten bir teşekkürlerimi arz ediyorum. Artı bir de bu konuda biraz daha duyarlı olsalar iyi olurdu ama. Nasıl bu duyarlı? Ya şöyle diyeyim. Balık Türkiye'de yasak olmadığı için bize de azıcık bir esneklik gösterseydi iyi olurdu. Sayın kaymakamımıza buradan istirham ediyorum. Olsa iyi olurdu ama. Kozan'da mı yapılıyor bu uygulama? Evet, Adana'da şu an yasak yok. İmamoğlu'nda yok. Kadirli'de yok. Kozan'da var sadece. Yani balık olarak Kozan'da var. O açıdan ben de bilmiyorum. Şey yapıp, evet. O açıdan efendim. Siz çok açık bir şekilde söyleyin ki ben tabii ki anladım. Tabii ki. Şimdi açık derken zaten söyledim. Yine yineliyorum. Yani balık sağlıktır. Balık candır. Balık hayattır. Balığın yasağı da zaten sağlık müdürlüğümüzce hani genel olarak da böyle bir yasak uygulanmadığı için buna bizim biraz itirazımız var. Başka bir itirazımız yok. Zaten 15'inden sonra da yasak olacak. Bu her zaman için geçerli olan bir şey. Sizin ricanız bu yaptırımı Kozan için de diğer ilçelerde yok, esnetin diyorsunuz. Tabii ki yani şimdi balık yasak olmadığı artı bir sağlıklı bir gider olduğu için insanların araç gereci olduğu için o açıdan biz yani şey yapıyoruz. Başka bir ama ben halkıma da teşekkür ediyorum. Milletimize de gerçekten çok duyarlılar. Zabıtamızla, işte emniyetimizle bu konuda çok ülke olarak da zaten iyiyiz, ilerideyiz. Evet, gerçekten evet. Güzel bir durumdayız. Biz de size teşekkür ederiz. Duyarlı bir esnafsınız. Ben teşekkür ederim efendim. Evet, ne yapayım ben de mağrur satıyorum, yeşillik satıyorum. Ya, balık satamayın. Ya. Ne yapalım yani? Evet. Yanında gidelim. Marul kaç lira? Marul da 2-3 tanesi 5 diyoruz şu anda. Gökhan Oğul. Gökhan abi, pazardasın, evet. Maskeni takmışsın. Evet abi. Halkımızın duyarlılığı nasıl, onu soralım öncelikle. Halkımızın duyarlılığı şu halinde memnun. Çünkü neden? Bu kolera virüsü nedeniyle bunu takıyorlar. Biraz daha güvenli olduklarını görüyorlar. Öyle de zaten, mesafe de olmuş oluyor abi. Evet, evet, aynen öyle. Evet. Pazara talep nasıl? Talep geçen haftalar kırıktı da bugün iyi. Geçen haftalar insanlar gelmedi, bu kadara değildi. Maşallah bugün güzel yani. Gelen giden var yani. Evet, bugün için güzel. Bu cuma güzel. Geçen cuma kimse yoktu, pazar kimse yoktu diyebilirim yani. Evet. Malları geri götürdük, geri getirdik. Peki insanlar dikkat ediyor mu bu iletişimine, para alışverişine, maskesine? Hemen hemen ediyorlar. Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar abi müşterinin istediği şekil hemen hemen. Bir sıkıntı yok. Yok. Sizin bir talebiniz var mı yetkililerden? Sizin derdiniz var mı? Allah devletimize, milletimize, ülkemize, insanlarımıza zaval vermesin. Amin. Birlik beraberliğimiz, düzenimizi bozmasın. Amin. Bunu isteriz. Halkımız, devletimiz, ülkemiz olarak. Her şeyin rahat ve güzel olmasın. Zorda darda kalmamızı isteriz. Çok sağ olun. Yüce Mevlum yardımcımız olsun hepimiz için. Hayırlı işler. Sağ olun efendim. İsim? İsim Fatih. Biraz daha yüksek sesle olur. Fatih. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Pazardasınız. Evet. Talep nasıl?
talep her zamankinden daha yoğun. Bu hafta da 3 gün olmasından kaynaklı mı acaba? Evet. Marketlerde fiyatların uçması. İşte marketlerde yüksek mi fiyatlar? Yüksekmiş. Müşteriler öyle diyor. Yüksekmiş. Mesela patates 3.95, 4 lira. Pazarda 3 lira. Sarımsak. Evet teyzem 3 lira. 2.5'a da var. Büyük patatesten bahsediyorum. Sarımsağı 100 lira falan diyor marketler. Pazarda 60 lira. Ver poşetini. Başka fiyatı abartılı olan bir şey var mı? Fiyatı abartılı olan hiçbir şey yok sayın. Makul mü şu an? Ya şu an normal yani. Gerçekten normal. Bizler fırsatçılığı sevmiyoruz. Halka gerçekten hizmet ediyoruz. Pazarcı esnafım. Pazarcı esnafız yani. Ailecek çalışıyoruz. Her şey değerinde satılıyor. Ha, pahalı alırsa da pahalı satmak zorunda kalıyor değil mi? Aynen, aynen öyle. Mesela sarımsak. Yani fırsatçılık yapıp biz satmasak, pazarcılar satmasa marketler belki de 150 milyon kadar satar, 130 milyona kadar satar. O kadar pahalı mı ya? O kadar pahalı evet. Sizde kaç lira sarımsak? 60 TL. Uyarılara rağmen yani çoğu kesim dikkat ediyor. Öyle ilk günler duyarsızdı biraz, hepimiz duyarsızlık ama zaman geçtikçe işin ciddiyeti değişti. İşin ciddiyeti değişti. İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıklamada. İşte polis teşkilatının uyarılarına dikkate alıyor herkes. Sizin insanlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? İnsanlara ben pazara gelmelerini tavsiye ediyorum. Hani her şey ucuz, taze. Gelirken her evden bir kişi gelse, 3-4 kişi geliyorlar mesela aynı aileden. 3-4 kişi buna hiç gerek yok. Tenha olsun. Tenha olsun. Bir de aldıklarını hemen götürsünler yani. Durmasınlar pazarda, gezmesinler boş boş. Şu an boş boş gezen insan pek çok. Aynı adamı ben 4 defa önümden geçerken görüyorum. Gerek yok ki buna. Benim adım Cebrail Kürdün. Tere 1.5, soğan 1.5, marul 2 lira, pırasa 3, ıspanak 2. Öyle gidiyor. Başka var mı? Başka şey var. Karalahana 2 var. Nane 1 lira. Evet. Roka 1.5. Evet, Cebrail hayırlı işler sana. Teşekkürler Levent abi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyilik Allah'a şükür, siz nasılsınız? Sağ olun, pazar yerini geziyoruz, fiyatlıyoruz. Evet. Böyle kurallara aykırılık olanlar var mı? İşte küçük çocuklar geziyor mu? Bizler de onlara bakalım dedik, fiyatlara şimdi, bakalım dedik. Şimdi şöyle bir durum var, benim bir yanımda çalışan bir adam vardı, arkadaş vardı. 65'lik diyen getirmiyorum, çocukları da getirmiyorum. Çocuklar da 20 yaşın altında. Biz böyle idare ediyoruz hanımla beraber. Kurallara kurallara uyuyoruz yani. İsim ne? İsim Ali Özen. Ali abi, kurallara uyuyorsunuz. Evet. Yengeyle ikiniz çalışıyorsunuz. Fiyatlar nasıl peki? Vallahi fiyatlar normal bak abi, fiyatlar yani genelde normal yani. Biber 3 lira bak, patlıcan 2 lira, bakla 3 lira, kabak 2.5, salatalık 3, havuç 2.5, muz 6 lira, elma 3 kilo 10 lira. Yani bir de fiyatlar kalite de fark ediyor yani. Evet. Tabii. Malına göre değişiyor fiyatlar yani. Ucuzu var, pahalısı var, orta tipi var. Evet. Peki insanlar kurallara uyuyor mu? Yani %80-90 uyuyor. Yani genelde uyuyorlar. Yani. Uyarılar yani. Tabii. Uyarıları dikkate alıyorlar. Evet. Var mı senin bir isteğin, izleyicilere söylemek istediğin bir şey? Yani söylemek istediğim, inşallah bu belayı bir an önce atladırız. Normal eski düzenimize dönerik pazarlara. Yani şimdi buraya aldılar. Evet. Üçe indirdiler. Önceden 4 taneydi biliyorum. Pazartesi iptal oldu. Evet. Şevki'ye iptal oldu. Evet. Ha şimdi orada kalsaydı iyi olurdu ama böyle bir şey yaptılar büyüklerimiz. Yani yapacak bir şey yok. Uyacak kurallara. Burada yani kontrol daha olanaklı herhalde onun için. Tabii burada şimdi şey koydular da yani polis barikadı koydular. Yalnız burada kapılarda falan bir girerken çıkarken böyle bir dezenfekte, kolonya gibi böyle ya da ateş ölçme gibi bir şey olsa daha iyi olur yani. Mesela bir de şimdi televizyonda görüyoruz biz. Kabin koymuşlar, işine giriyorlar. Dezenfekte oluyorlar. O gelemez mi? Gelmiyor mu buraya yani? Onu kaymakamlık proje yaptı. Basına da duyurdu da yakın zamanda uygulayacaklar. Kozan'ın muhtelif yerlerine o tünelleri yaptılar. Dezenfektan tüneli yapacaklar da. Evet. Abi inşallah iyi olur. Evet. Yani genel olarak halk yani biz pazarca görüyoruz. Genel olarak uyuyor yani. Uyuluyor yani. Evet. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de sağ olun abi. Merhaba. Yani pazarda karşılaştık. Evet. Alışveriş yapıyoruz. Evet. Teşekkür. Maske var. Bir kendine, bir izleyicilerimize anlat. Buyur abi. Evet. Ben Erhan Alada. Maske sağlığımız için takıyoruz. Burada biliyorsun işte kalabalık pazarlar.
Onun için herkesin takması lazım. İnsanlar birbirine hastalığı bulaştırmaması lazım. Evet, dikkat etmeleri gerekiyor. Aynen, dikkat edecekler ve kendilerini koruyacaklar. Bu hastalık bulaşıcı bir hastalık, bir hastalık değil yani. Sıradan bir hastalık değil. Herkese dünyanın başına musallat oldu zaten. Aynen, aynen. Bugün ölümler bak çiğ gibi büyüyor. Ölümleri bir de normal ölüm gibi kömüyorlar, poşetlerle kömüyorlar. En kötüsü o. Onun için herkes dikkat edecek. Evet bak, en yakın arkadaşlarımızın cenazeleri oluyor. Cenazelere gidemiyoruz. Gitsek bile namaza duramıyoruz. Bu 1,5 metre mesafe olduğu için herkes korkuyor, çekiniyor. Peki, yaşlısı, genci herkes korkuyor yani. Evet. Pazar yerinde siz gözlemliyor musunuz? Halk uyuyor mu bu yasaklara, tedbirlere? Şu andaki görüntüye göre halkın çoğunluğu %90'ı maskeyle geziyor. Uyuyorlar yani. Önce sağlık tabii ki, uyumak mecburiyetindeler. Sizin bir öneriniz var mı? Ben diyorum ki önce sağlık, herkes kendine dikkat edecek, mesafeyi koruyacak, birbirine bulaştırmayacak. Allah yardımcımız olsun. İşleriniz nasıl? Vallahi işler öncekine baka daha iyi. Millet alışıyor artık. Daha tedbirli, daha dikkatli geliyorlar. Yani benim gördüğüm kadarıyla işler de şu an iyi. Dikkat ediyor mu insanlar? Abi öncekine göre çok daha iyi. Çok günden daha güne iyi. Bilinçleniyor. Günden güne çoğu eldivenli, maskeli geliyor. Hatta çoğu zaman biz eldiven bulunduruyoruz da şu an pek gerek kalmıyor. Genelde hazırlıklı geliyorlar. Abi ürünlerimiz mesela 9 liraya satıyoruz muzu. Çilek 9 lira kilo. Biberimiz 7 lira. Kabakla salatalık 3 lira. Fiyatlar nasıl, uygun mu? Fiyatlar aslında çok abartılı değil ya. Ağır ağır dengesini buluyor fiyatlar. Yani fena değil şu an için. Müşteri de çok pahalı bulmuyor şu an için. Evet, var mı sizin böyle yetkililere bir isteğiniz, buradan iletebileceğiniz bir şey? Alınan tedbirler bence yeterli. Yani çok fazla da halkı sıkmaya gerek yok. Kozan'ın durumu şu an iyi ama tedbirler gene de iyi yani. İsmim Cemal Toklu. Pazar yerindesiniz. Evet, pazar yerindeyiz. Alışverişe geldik. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar biraz pahalı. Evet, tabii bunun tezgahtaki de normal diyor. Virüsün bu çok büyük etkisi var virüsün. Ekonomik, sosyoekonomik de çok büyük sıkıntılar var mevcut. Pahalı, her şey çok pahalı. Evet, şimdi pazar yerinde insanların duyarlılığı nasıl? Sosyal mesaj. Genelde %90-95 ihtimalle herkes kurallara uyuyor. Gayet. Siz de uyuyorsunuz, maskeli gelmiyorsunuz. Evet, uymak zorundayız artık. Peki pazar yerinde yetkililerden bir istediğiniz, bir isteğiniz var mı? Öneriniz var mı? Yani girişlerde çoğu insanlar da gereken maske istiyorlar. Az önce de gördüm. İnsanlar biraz da maske dağıtmaları konusunda maske istiyorlar. Yani tabii toplumun çok olduğu yerler maske dağıtılırsa daha iyi olur. Evet, dışarıya bir maske koyulsun ki tabii, içeriye girenler maske tabii, sıkıntısı yaşamasın. Maske, eldiven sıkıntısı çekilmesin. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Merhaba. Pazar yerindesiniz. Evet. Evet, sizi tanıyalım. Ben İlker Topaloğlu. Alışveriş mi yapıyorsunuz? Evet. Bu arada AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısıyım. Öyle mi? Evet. Partiyi de söyledin. Faaliyetleriniz var mı şu aralar? Ya faaliyetlerimiz maske, kolonya. Bizim halkın şöyle talebi var. Madem bir yetkili buldum. Pazar yerlerine girişte maske sıkıntısı yaşıyoruz diyorlar. Var mı böyle bir dağıtım projeniz? Tabii ki dağılacak Allah'a izin verirse. Dağılmaya başladı zaten. Devletimiz Allah'ın izniyle bu halkın arkasındadır. Hiç sıkıntı yapmayalım. Evet. Alışveriş yaptınız mı? Yeni mi geldiniz? Yeni geldim, yapacağım şimdi. İnsanlara neler söylemek istersiniz? Tedbirli olmalarını söylerim. Evden çıkmamalarını söylerim. Kendilerine iyi bakmalarını. Bol bol dezenfekte, izole. Yani ne söyleyeyim ki başka? Evet, pazar yerinde de bunlar bir mesafeye uymalı. Ama çok kalabalık, şu an çok kalabalık. Yani böyle olmaması gerek bence. Evet, İşini bitiren de geziyor, bitirmeyen de geziyor. Böyle yani. Herkes geziyor. Herkes geziyor. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen öyle bir şeyler alıyorsun da ucuz mu alıyorsun, pahalı mı alıyorsun? Verme. Korkma. Pahalı alıyorum ya. Gerçekten pazar pahalı mı? Kardeş, geçen haftaya göre zam yapmış adamları. Ne yoktu? Her şey var da, şimdi adam
Geçen elmayı 3 kilonu aldık, şimdi kilosunu 5'e veriyor. Yani yüksek. Yüksek tabii. Evet, yani, sizi bir izleyicilerimiz tanısın. Ben Hayrettin Özgüner. Evet. Emekliyim. Emekli misiniz? Evet. Genç duruyorsunuz. Teşekkürler, o senin güzelliğin. Evet, şimdi bayağı da bir şeyler almışsınız. Şeyde izolasyonunuz da var, eldiven de takmışsınız. Evet. Dikkat ediyorsunuz bu işe. İşte yapmak lazım sağlık için. Peki insanlar dikkat ediyor mu? Ya insanlar ediyor da çoğunlukla yalnız bu esnaflar da dikkat etmesi lazım. Çünkü adam orada bak eldivenle elliyor, sen veriyorsun sana poşeti dolduruyor. Ondan sonra da parayı alıyorlar. Yani bir eldivenle hem para hem ikisi biri olmuyor. Buna dikkat edilmesi lazım esnafların da. Şimdi her seferinde tak çıkart, yıka, koy. Ya, pazar yerinde zor olur da buna ya, bir nasıl çözüm? Yani nasıl çözüm olacak? Arkadaşım biri dolduracak, biri de parayı alacak. Çok öyle iyi, olması lazım. Bu fırınlarda da böyle. Bak ben fırında ekmek aldım. Adam ekmeği verdi, parayı aldı. Az sonra hamur attı. Biraz sonra da geldi bana ekmek veriyor. Nasıl? Her işi birden yapıyor. Ya işte hepsini birden yapıyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Sağ ol abi. İsim alayım abi, sizi tanıyalım. İsim Murat Tümer abi. Murat abi nasılsın? Böyle esnaflarımızla pazar yerine gelen insanlar nasıl mesafelerini koruyorlar? Çok güzel, şu an mesafemiz çok iyi. Yani gelen müşterilerimiz de alıştı yani şu an maskeli, eldivenli. Seçmeden alıyorlar abi. Herhangi bir sorunumuz yok. Şu an iyi, gayet iyi. Dikkat ediyor yani insanlar. Tabii tabii, alıştılar. Yani sizin bir isteğiniz var mı yetkililerden alışmak? Hepsinden memnunum abi, Allah razı olsun. Yani herhangi bir sıkıntımız yok. Yani fiyatlar nasıl? Fiyatlar bugünlerde bayağı indi. Şu an yerliler çıkıyor. Yerli ürünlerimiz çıktığı için bayağı indi abi. Şu an iyi yani, fiyatlarımız da iyi. Evet abi, teşekkür ederim. Herhangi bir sıkıntımız yok abi, iyiyim. Maşallah müşteriler de alıştığından yani herhangi bir şey olmuyor. Yani hizmette de sınır yok abi, maşallah. Abi fiyatlar kaç lira peki, bir dizi anlatır mısın? Şu an bak şu biberler 8 lira. Yani yerli biber var, kapya var. Geri fasulyelerine de ucuzladı işte abi. Kabak salata da 3 lira, domates 4 lira. Yani fiyatlar iyi şu an, iyi. Yani şu an düştü abi. Abi teşekkür ettim. Rica ederim abi. Kardeş kolay gelsin. Sağ olasın abi. İlaçlama yapıyorsun. Evet, ilaçlama yapıyoruz evet abi. Şey, hangi belediye? Büyükşehir, Adana Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi. Neden geliyorsun? Sizin isim ne? Mustafa. Günde kaç defa yapıyorsunuz burayı, pazar yerini? La, ya bugün geldik yani. Normalde diğer yerlere yapıyoruz. Yapıyoruz. He. Evet, kolay gelsin. Sağ ol, size de kolay gelsin. Sonra kendini görün kanalda. Dostum, İsim? Mehmet Kuzey. Mehmet, işler nasıl? İşler idare eder abi. Halk geliyor mu şu an pazar yerinde? Şu an tek açık yer pazar olduğu için geliyorlar. Geliyorlar. Yani haftada 3 gün. Ama oldu. Aynen, istediğimiz satışı yok. Yani i̇nsanlar evden çıkmıyor demek. Aynen, ki. Aynen. Peki, o yüzden. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun, gayet uygun. Kaç lira bize? Elmamız 4 lira, muzlarımız 9 lira, patlıcanımız 6 lira, İmamoğlu salatalı var, salatalık 5 lira. Domateslerimiz Antalya Demre domatesi, pazarda 1 numara diyebilirim, 5 lira. Erik. Badem de var. Badem böyle 5 lira, erik de böyle 6 lira. Sizde yok mu yok? Her şey var, Adana'da her şey var. Patates soğanımız var, 3 liraya gidiyor. İnsanlar dikkat ediyor mu bu alışverişte arada gidiyorlar? Son 3 haftadır herkes eldivenle geliyor, maskeyle geliyor. İyi değil mi? Aynen, çok iyi. Sizin bir isteğiniz var mı yetkililer? Bizim her şey, tedbirler üst düzeyde, şimdilik bir şey yok. Evet, sağ ol, hayırlı işler, teşekkür ederim. İyi günler abicim. Yatırmıyor musun öyle abi? 8 lira. Abim 7, 4, 3 kilo al. Burada ne kadar? 7. Abla abicim elma ikram ederim. Reklama gittim.